Velioğlu Kuyumculuk Kavram Atölyesi'ni sunar. Kıymetli izleyenler, Kavram Atölyesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta sizler için Kur'an kavramlarından Halife-i Arz kelimesini hazırladık. Risale-i Nur Külliyatı içerisinde Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu kavramı, bu Kur'an kavramını nasıl anlatmış? Bu hafta inşallah bunu işlemeye çalışacağız. Buyurun. Evet, Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, fazlı ve keremi hepimizin üzerine olsun inşallah. Amin, inşallah. Buyurun. Halife kelimesi... İnni ca'ilun fil ardı halife. Bakara suresinde geçen ayet-i kerimede ben yeryüzünde bir halife kılacağım diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Evet. Halife kelimesi tabi Kur'an-ı Kerim terimi olarak baktığımızda biz şunu anlıyoruz. Yani birinin yerine geçen, yani genel olarak halifeye baktığımız zaman nedir? Birinin yerine geçen kişi. Ondan sonra halef, vekil anlamına geliyor. Evet. Daha özel manada kullanmış. Mesela işte Hulefai Raşidin gibi. Ondan sonra halifeler gibi. Nedir? Fahri Kainat Efendimizin aleyhissalatü vesselam vekili olarak İmam-ı Müslimin ve Hami-i Şeriat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam olan zat. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın vekili olarak İmam-ı Müslimin. Müslümanların imamı. Ondan sonra Hami Şeriat-ı Muhammediye, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatı da koruyan, evet, onun koruyucusu anlamına geliyor. Halife o. Şimdi buradaki tabirler bir imam tabiri, bir de işte hami tabiri var. Ama şeriat-ı İslamiye'yi koruyan. Öbür tarafta da müminlerin imamı. Bu tabirler önemlidir. Çünkü niye? Mesela Osmanlı döneminde de halifelik vardı. Ki bu halifelik kavramı üzerinde biz bayağı bir durduk. Bunu geniş geniş açıkladık. Oraya havale edelim. Biz bunlara girmeyeceğiz. Ancak şu var. Mesela diyor ki bizdeki diyor hilafet gayrimünfekittir diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Gayrimünfek. Hilafet ile saltanat gayrimünfektir diyor. Hilafet halifelik. Saltanat da sulta, yani yönetim. Bu birbirinden ayrılmaz diyor. Yani çünkü biri diğerine, diğeri de ötekine ne yapıyor? Dayanak oluyor ya da bir tamamlıyor. Şimdi diyor gayrimenfektir fakat cihetleri diyor muhteliftir. Yani halifeliğin yönü ayrı, efendime söyleyeyim saltanatın yönü ayrıdır. Diyor saltanatı sadaret temsil eder. Yani yönetimi başbakanlık, bakanlar, hükümet temsil eder. Sadaret o. Evet. Ondan sonra diyor hilafeti de diyor meşihat temsil eder. Meşihat ilmiye dairesi yani. Hı. Şimdi halifelik denildiği zaman hemen bir devlet olacak. Ondan sonra devletin içerisinde şey olacak. Askerler olacak, ne olacak falan. Yani o şeyi uygulamak için insanların kafasında böyle bir şey beliriyor ki bu yanlıştır. Halifelik ilmidir. Bak az önce de söylediğimiz gibi İmam-ül Müminin, müminlerin imamı. İkincisi Hami Şeriat. Şeriatın koruyucusu. Şimdi bu her ikisi de ilimle olur. Yani ilim olmazsa ne koruma yapılabilir, ne de işte efendime söyleyeyim insanlara hani yol gösterici, efendime söyleyeyim hakka hakikati öğretici bir imamlık olur. İkisi de olmaz. İmam meselesi ve bu hamilik meselesi ancak ilmi olur. Demek halifelik ilmi ne yapıyor? Temsil ediyor. Ha emir el müminin olma meselesi ayrı bir şey. O işte saltanattır. O hükümettir. Yaptırım gücü olan, sultası olan, saltanat derken sultası olan bir erktir o. Dolayısıyla onunla halifeliği karıştırmamak lazım.
Bizim hilafet dendiği an dediğiniz gibi ilk aklımıza o sulta saltanat kısmı geliyor. Tabii. Sanki bir devlet olacak. O da yönetimin altında din yaşatılacak tarzında anlaşılıyor ama böyle bir şey değil aslında. O kısım saltanat kısmı. O saltanat kısmıdır. Orası ayrı. Ha, birbirine ayrılması yani biri birisiz olmaz meselesi ayrı bir konu. Ama yani o ayrı şey bu ayrı şey. Evet. Yani saltanat ayrı bir şey. Halifelik ayrı bir şeydir. Hatta yani neyse oraya girmeyelim biz. Hı hı. Konumuz o değil. Çünkü halife-i arz olma insanın meselesine gireceğiz. Hı hı. Başka bir mefhum bu değil başka mi? Başka bir mefhum tabii yani. Halife-i arz ne demektir? Biz oraya girelim. Diğeri çünkü daha önce işledik bir kavram olarak bir program onun üzerinde durduk ki yani zannetmiyorum anlaşılmasın. Yani orada bazı örnekler de verdik. Bu konular hep orada konuşuldu. Evet. Biz oraya havale edelim. Biz şeye gelelim, mesela işte Hulefai Raşidine gelelim kısaca. Mesela Hulefai Raşidin, Raşid halifeler. Yani hilafetin en olgun tatbik edildiği yer bu ilk dört halifenin dönemidir ki ona Hulefai Raşidin deniliyor. En evvel icra-i hilafet eden ashab-ı kiramdan dört büyük halifeye deniliyor ki bu da Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh. Ondan sonraki halifeler, evet halifedir ama raşit değillerdir. Evet. Evet. Yani hilafetin rüştü orada var. Örnek, sembol olarak gösterilecek halifelik onların halifeliği. Şimdi halife-i arz ne demektir? Halife-i arz ise şöyle bir tarif geliyor. Yani Risale-i şöyle bir tarif var. Halife-i arz, yani arz dünya demektir. Yer demektir. Şu yerin halifesi, dünyanın halifesi. Esma-i İlahiye'nin cilvelerinin, vaziyetlerinin, inceliklerini mizana çekecek aletlere havi surette yaratılan. Birinci madde bu. İsterse hızla okuyalım, tek tek kelimelere gelelim. Daha iyi. Evet. Dağ ve gök ve yer tahammülünden çekindikleri emanet-i kübrayı üzerine alan. İkincisi. Üçüncüsü de ve kendisine beşik olarak yaratılan küreyi arzda istediği gibi tasarruf eden. Ve saltanat-ı rububiyetin mehasinine nazır ve Esma-i Kudsi'nin cilvelerine dellal ve kalem-i kudretle yazılan mektubat-ı ilahiyeyi mütala ile mütefekkir olduğu cihette eşrefi mahlukat olan insan. Burada şimdi bir şahıstan bahsetmiyoruz. Bütün insanlıktaki insan. Halife, yani insan yeryüzünün halifesidir. Yeryüzünün halifesi. Bu yeryüzünün halifesi manası az önce işte tarifi geçti. O tarifin içerisinde ne varmış bakalım. Şimdi tek tek girelim. Evet. Esma-i İlahiye'nin cilvelerinin vaziyetlerinin inceliklerini mizana çekecek aletlere havi surette yaratılan diyor. Hakikaten Esma-i Hüsna'nın Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin cilvelerinin vaziyetlerini, durumlarını ve onların da durumların inceliklerini de mizana, teraziye çekecek aletleri kendisinde barındırılmış bir surette yaratılan şu insanmış. Evet. Bu şu demektir. Yani kıyas edersek şey bilinir. Mesela melekle insanı kıyas et. Melek niye yeryüzünün halifesi değil, insan niye yeryüzünün halifesi? Değil mi yani? Evet. Şimdi en çok yediğimiz, içtiğimiz şeyden hareket edelim. Yediğimiz, içtiklerimize bakarak hareket edelim. Şimdi Esma-i İlahiye'nin cilvelerinin vaziyetlerinin inceliklerini tartıp bitecek bir noktası nerede var bu yiyecek içecek şeyde? Şöyle var. İnsan mesela Cenab-ı Hakk'ı Rezzak olarak, Rezzak ismini tanıyor değil mi? İsminin cilvesi rızıktır. Evet. Cenab-ı Hakk'ın Rezzak isminin cilvesi yediğimiz, içtiğimiz rızıklardır değil mi? Şimdi insanoğlu o kadar inceliklerini ölçüyor, tartıyor ki işte mandalina yiyor, portakal yiyor, nar yiyor, işte çeşitli sebzeler yiyor, bitkisel böyle şeyler yediği gibi hayvansal gıdaları yiyor vesaire. Bunun işte tuzlusu var, tuzsuzu var, yağlısı var, yağsızı var vesairesi var, çeşitli tarzlarda Rezzak ismini ne kadar geniş bir tarzda ne yapıyor tanıyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismi o kadar böyle zengin tecelliye sahip ki
Yani işte bu kadar çeşit rızıklar ne yapıyor? Yaratıyor diyor. Kendisi böyle olduğu gibi diğer hayvanların yediği rızıkları anlıyor. Değil mi yani? Çünkü et yiyen hayvanlara bakıyor, etin nasıl olduğunu biliyor. Ot yiyen hayvanlara bakıyor, otun ne olduğunu biliyor. Bütün bunların da hissediyor. Yani onların rızıklarını da hissediyor. Çünkü kendisi yiyor. Şimdi soğan yiyor, sarımsak yiyor, işte efendim fasulye yiyor, şu yiyor, bu yiyor, her şeyi yiyor yani böyle. Şimdi meleğe bir bakın. Melek de Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismini tanıyor ama kaç yönden tanıyor? Meleğin rızkı bir, nurdur. İki, zikirdir. Üç, güzel kokular gibi bazı şeylerdir. Yani saysan bir elin parmakları kadar yapmıyor yani. Hadi iki elin parmakları kadar olsun, bilmediğimiz yanları da bulunsun. Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismini bu kadar yönleriyle tanıyor. Şimdi inceliklerini ölçüp, Rezzak isminin cilvelerinin inceliklerini tartacak bir yapıda mı yaratılmış melek? Yok, o yapıda yaratılmış. Sınırlı yaratılmış. Sınırlı. Ama insan öyle değil. İnsan hani nefsiyle, diline verilen ölçücüklerle, hatta kulağı, gözü, burnu vesairesi. Yani kokusunu alıyor, göğüs şekline bakıyor, kulağına gelen sesleri dinliyor falan. Bütün bunların hepsi beraber. Çünkü o cihazları havi. O ölçücükler var. Mesela tatlar konusunda şu dildeki ölçücükler kadar bir meleğe verilmemiş. Çünkü ihtiyacı yok. Yani onun o rızka ihtiyacı yok ki. Onun için verilmemiş ona. Öyle bir muhtaç varlık yaratılmamış. İnsan işte onlara muhtaç olduğu için bak onları biliyor. Renklerin en çeşidini algılayabiliyor o nimetler üzerindeki renkleri. Ondan sonra efendime söyleyeyim, hatta oradan gelen sesleri işitiyor. Değil mi? Koku duygusu olmasa bile diyor, olmasa insanın o yemekteki lezzeti bile alamaz diyor. O da ayrı bir şey, lezzet katıyor falan. Yediği zaman vücuduna gıda, bütün bu Rezzak ismini bu kadar zengin bir şekilde insanoğlu tanıyabiliyor. Sadece Rezzak ismi mi? Her bir ismi bu kadar zengin tanıyabiliyor. O ölçücükler ona verilmiş. O Esma-i Hüsna'nın cilvelerinin inceliklerini tartacak, ölçecek, biçecek şeyler, teraziler, o aletler o insana verilmiş. Evet. Onun için yeryüzüne geldiği zaman yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın bir sanat galerisi gibi envai çeşit sanatını yeryüzüne sermiş. Her bir ismi envai çeşit tonlarda, renklerde tecelli ediyor. Ve onları da ölçüp, biçecek, tartacak bir vaziyette insan oldu. O kabiliyette yaratılmış. Demek birinci özelliği, yeryüzü halifesi olmasının birinci özelliği neymiş? Donanım itibariyle. Donanım itibariyle Cenab-ı Hakk'ın esmasının cilvelerinin inceliklerini ölçecek, biçecek, tartacak bir yapıya sahip. Evet. Onun için yeryüzü halifesi. Bir başka yerde cami bir cihazatta. Cami bir cihazat. Yani. Özeti o. Evet. Şimdi ikincisi ise dağ ve gök ve yer tahammülünden çekindikleri emaneti kübrayı üzerine alan. Ki bu bir başka program konumuz bu arada. Aslında evet yani ene meselesi. Hı hı. Şimdi ayet-i kerimede hani Allah diyor emanetini dağlara, yerlere ve göğe ne yaptı? Göklere teklif etti. Hı. Bu emanetimi üstlenin diye. Fe ebeyne en yahmilneha diyor ayet-i kerime. Hepsi bunu üstlenmekten çekindiler. Yani imtina ettiler, çekindiler, almadılar, üstlenmediler. Yer, dağ, gök bu emaneti üstlenmedi. Evet. Diyor fehamelehel insan. İnsan onu yüklendi. O emaneti aldı. Hı-hı. Ben o emaneti alabilirim dedi. Evet. Emanet. Şimdi ama insan da zalum ve cehul. Yani insan diyor zalumen cehula. İnsan da zalim ve cahildir. Zalim çünkü o emanete riayet etmiyor, hıyanet ediyor. Değil mi? Evet. Zalim. Evet. Cahildir, taşıdığı emanetin ne olduğunu bilmiyor. Çok değerli bir emanet fakat onu bilmiyor. Yani bir insan cebinde elmas taşıyor, cam kadar bir de değer vermiyor. Şimdi o zaman cahildir bu insan yani. Değil mi? Elmasın cahili yani. Hı hı. Bunun gibi insanoğlu işte böyle bir emaneti yüklenmiş. Bu emaneti yüklenen bir insan yeryüzünün halifesi olabilir. O da nedir? Ene.
Yani ene benlik meselesi, benlik davası. Kısaca özetleyeyim. Yani işte bu benim gözlüğüm, işte bu benim ceketim, bu benim saatim, işte ne bileyim, bu benim gözüm, benim burnum, kulağım, benim diyorsun hep. Ondan sonra benim evim, benim köyüm işte falan. Ya da bu ben bu evi nasıl yaptım diyorsun, değil mi? İşte efendime söyleyeyim, işte yolları da ben yaptım, şunu yaptım falan. Ben kelimesiyle tarif ettiğin her şey. Bunun dışında bir şey var mı? İnsan dediğin zaman o benlik duygusuna sahip olan bir varlıktır işte. Benim dediği her şey. Şimdi o her şeye sahip olan benim çerçevesinde her şeye sahip olan o insan ne yapıyor? Her şeye sahip çıkıyor. Bu duygu, sahip çıkma duygusu, benlik duygusu niye verilmiş? Rabbini tanıması için verilmiş. Rabbini tanıması için bir emanet olarak verilmiş. Cenab-ı Hak diyor ki, bu benlik duygusunu kullan önce. Ben dediğin zaman önce bir kendini keşfet. Sonra diyor, onunla beni tanımaya çalış. Onun için vermiş. O da bir şey, cihazattan bir parçası sanki. Tabii. Yani mesela işte diyorsun ki ben bu evi yaptım, değil mi? Ev yaptım. Hı hı. Şimdi Allah bir istidat vermiş. O istidatla ev yapıyorsun. Ev yaptın. Şimdi bir şey yapıyorsun, bir şey kurguluyorsun. Ondan sonra onu hayal ediyorsun, planlıyorsun. O plan çerçevesinde o evi yapıyorsun, değil mi? Evet. Şimdi ben bu evi nasıl yaptımsa, işte o planıyla, kurgusuyla, şu suyla, bu suyla vesaire bu evi nasıl yaptımsa, bu kainat evini de Allah yapmış diyorsun. Önce bir şeyin nasıl yapıldığını önce kendini hissediyorsun. Kendi duygularında yapıyorsun, sonra kıyas ediyorsun. Diyorsun ki bu evi ben nasıl yaptımsa bu kainatı da Allah, kainat evini de Allah yarattı diyorsun. Bak ben ve Allah. Şimdi Rabbinin şu kainatı inşa ettiğini anlıyorsun. Bu önemli bir şey. Ya da ben nasıl görüyorsam Allah da bütün kainatta her şeyi görüyor. Gerçi benim görmem sınırlı. Sınırlı bazı sıfatlarım var ama sınırsız sıfatları tanımam için verilmiş. Evet. Allah'ın sınırsız sıfatlarını tanımam için verilmiş. Ben görüyorum. Evet, duvarın arkasını görmüyorum. Ve baktığım şeyi ancak görebiliyorum. Her şeyi de göremiyorum. Ama görmenin ne olduğunu biliyorum. Ve Allah da bütün kainatı görüyor. Diye bunun için insana vermiş. Emanet. Evet. Yani görevini bitirdikten sonra atacaksın bir kenara. Ondan sonra diyeceksin ki Allah işte benim gözümü de görüyor. Benim gördüğüm şeyleri de görüyor. Nasıl görüldüğünü de biliyor. Değil mi? Gördüğün zaman ne hissedildiğini de biliyor. Değil mi? Evet. Şimdi bütün her şeyi de Cenab-ı Hak görüyor. Benim sınırlı ama ona sınırsız bir görme sıfatı var diyorsun. Ama sana görme sıfatı verilmeseydi, ben görüyorum diyemeseydin, Cenab-ı Hakk'ın nasıl gördüğünü de bilemezdin. Nasıl halifeye arzu olacaksın o zaman, değil o mi? O zaman da tabii yani esmanın inceliklerini nasıl ölçeceksin, tartacaksın, biteceksin. Evet. Şimdi o zaman şu soru aklıma geliyor. Yani halife-i arz olduğu için insana emanet-i kübra veriliyor. Yoksa emanet-i kübra verileceği için insan halife-i arz mı? Ya ikisi de beraber. İkisi de beraber yani, tabii ikisi değil mi? De beraber. Yani. O emanet-i kübraya yüklenmese halife-i arz olamazdı. Evet. Halife-i arzsa emanet-i kübraya yüklenmiş olacak yani. Öyle bir durumu var. Öyle bir vazife değil mi? Bir vazife var. Şimdi mesela görme sıfatını ele aldık, niteliğini ele aldık. Şimdi görme dediğimiz zaman biz görmenin ne olduğunu biliyoruz. Çünkü bakıyorsunuz hani ne var? Işık var, işte ne var? İşte şekiller var eşyada, renkler var vesaire. Biz bunları görüyoruz. Görme hadisesi bu. Şimdi bu görme hadisesi bizde olmasa, anadan doğma ama olsa ki böyle tanıdığım bazı kimseler var. Halis diye bir kardeşimiz var şimdi bizi dinliyorsa o şey yapar. Ondan biliyoruz. Onun anlattığı hatıralardan biliyoruz. Yani diyor ki bize diyor siz diyor görüyoruz demeseniz görmenin ne olduğunu bilmezdik ki biz diyor. Siz görüyoruz dediğiniz için bir görme vardır diye biliyoruz diyor. Yoksa görmeyi bilmiyor. Anadan doğma çünkü ama kendisi görme engelli. Evet. Yani biz bilemezdik diyor.
Hatta şunu söylüyor, yani en böyle hani görmüyorsun, görmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey var mı diye sorduğumuzda öyle diyor. Yani diyor ki, ya diyor, siz adamı diyor sesini işitmeden işte falan kes geliyor diyorsunuz. Mesela işte Ahmet geliyor diyorsunuz. Bunu nereden biliyorsunuz diyor. Sesini işitmeden hemen diyorsunuz ki Ahmet geliyor. Sonra adamın sesini işitiyorsun falan diyor. Biz diyor sesini işitince diyor biliyoruz diyor. Onlar o zaman görüyorlar. Ha, o zaman görüyorlar. Evet. Onun görmesi de işitmesi yani. Evet. Demek görme hadisesi olmasa biz görmenin ne olduğunu bilemezdik. Allah da görüyor dediğin zaman, onun da görme sıfatı var dediğin zaman bir mana ifade etmezdi. Evet. İşte Cenab-ı Hakk'ın bize emanet olarak verdiği o benlik duygusu, o benlik duygusunu da kullanabilmesi için verdiği o özellikler, o insanı yeryüzünün halifesi olma niteliğine sahip kılıyor. Evet. Tamam. Son 10 dakikamızın içerisine girmiş olduk. 10 dakika o kadar şey mi oldu? Evet. Ve şunu hemen bitirelim. Hı-hı. Zaten birkaç şeyimiz kaldı. Kendisine beşik olarak yaratılan küreyi arzda istediği gibi tasarruf eden. Evet, bu kısım da tabii, önemli. Yani bir de Cenab-ı Hak bir de özgürlük vermiş, hürriyet vermiş. İstediğini yapabilirsin demiş. Evet. Her ne kadar gönderdiği şeriatla bir sınır koymuşsa şunları yaparsın, bunları yapamazsın diye. Fakat duygularda herhangi bir ölçü koymamış. İstediğini yapabilirsin demiş ama yaptığın şeyden de sorumlusun demiş. Az öncekinde o işte yer gök tahammülüne dayanamadığı şeyi evet. emaneten aldığı şey aslında o sorumluluk kısmıydı. Sorumluluk kısmı. Çünkü mesela bu benim dediği şeyi hakiki manada söylerse Allah'a şirk koşmuş olur. Evet. Şirk. Bu şirkten korktuklarından yer, gök, dağlar bu şeyi üstlenmemişler. Evet. Ama insanoğlu işte nasıl bir emanet taşıdığını bilmediği için evet. şey yapmış. Ama tefsirlerde tabii sadece bu ene olarak şey yapmıyor. Yani en önemli yönü bu ayet-i kerimenin emanetin enedir. Hı hı. Ama diğer tarafları da var. Şeriattır, işte nübüvvetin nübüvvettir. Yani teklif yani. Hı hı. Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna her mükellefiyetle yükümlü tuttuğu şeyler. Hı hı. Şimdi bunların hepsi o emanetin içine giriyor. Tefsirlerde var bu, sıralanmış. Ama en önemli tarafı az önce söylediğimiz gibi yani. Evet. Şimdi bu sınır getirilmemiş yaratılışta ama şeriatta sınır getirilmiştir. Evet. Şunları yapmak iyidir, bunları yapmak kötüdür. Sınırın burasıdır falan diye bir sınır getirilmiş. Şimdi insanoğlu yeryüzünde istediğini yapabiliyor. Ama meşru dairesi geniş. Birkaç tane yasak nokta var, oralara girme diyor. Ama diğerlerini yapabilirsin diyor şeriatta. Şimdi aynı zamanda saltanat-ı rububiyetin mehasinine nazır. Yani kainatı Cenab-ı Hak yaratmış ve güzel bir şekilde yönetiyor. Bu yönetimin içinde çok güzellikler var. Evet. Yani hayvanları, bitkileri, insanları, bütün kainatı yönetiyor. Bu yönetimin içinde güzellikler var. Ki bütün ilim dalları bize bu güzellikleri anlatıyor. İşte onlara da nazır, seyirci yani. Yani buradaki kısmı sadece nazır, seyircilik kısmı mı yoksa müdahale eden bir nazır? Yok yok, burada seyircilik var. Seyircilik. Nazır. Evet. Esma-i Kudsi'sinin cilvelerine de dellal, yani Cenab-ı Hakk'ın isimleri cilvelendiği zaman, yani ortaya çıktığı zaman, tamam mı? Tecellileri ortaya çıktığı zaman, onların o güzelliklerini, o inceliklerini de bir başkalarına anlatıyor. Evet. Tefekkür ediyor yani. Hı hı. Ve kalem-i kudretle yazılan mektubat-ı ilahiyeyi mütala ile mütefekkir. Hı. Cenab-ı Hak kainatı adeta bir kitap gibi yazmış. Ama insanoğluna da o kitabı okuma kabiliyeti vermiş. Evet. Okuyor insan. Yalnızca insan okuyor. Yalnızca insan okuyor. Evet. Tefekkür ederek okuyor. Yani çünkü gördüğü şeyin arkasındaki manayı idrak edebiliyor insan. Böyle bu kabiliyette yaratılmış. Evet. Hani bir örnek veriyorduk ya daha önceden de. Affedersiniz, eşeğe bir buket çiçek uzatın, ağzını uzatır. İnsana bir çiçek uzatın, burnunu uzatır. Ve niçin uzattığını o çiçeğin bilir. Değil mi? Hı hı. Hangi duyguları taşıdığını bilir. Hı. Maksatları bilir. Ki böyle bir kabiliyette yaratılmış. Evet, ve mukabil etme hissi tabii. oluşur. Ve yeryüzünü bir çiçek olarak yarattığında da Cenab-ı Hak bizi seviyor, onun için bak bizim hoşlandığımız şeyleri yaratıyor falan diye
O arkasındaki manaları bilir. Hı. Adeta şu kainat kitabını satır satır okuyabilecek özellikte yaratılmış insanoğlu. Evet. Evet. İşte bu cihette eşref-i mahlukat evet. olan insana halife deniliyormuş. Yeryüzü halifesi. Evet. Bu özelliklere sahip. Eşref-i mahlukatı da açıklayalım mı? Yani eşref, yani tabii mahlukatın içinde en şerefli varlık. Hı hı. En saygın varlık. En aziz varlık. Ha, en saygın, en aziz. Değil mi? Yani evet. Bir varlıktır insanoğlu. Hakikaten öyledir yani. Yani kainat içindeki konumu hakikaten kendisine verilen bu görevleri tam olarak ifade etse önemli bir yeri var. Diğer bütün mahlukat ona buyurun önden diyor. Evet. Öyle diyor. Şimdi tabii halifeye arz olmasının iki yönü var insanoğlunun. Tabii Kur'an-ı Kerim'de başta söylediğimiz ayet-i kerimeyle şey yapacak olursak. Bir insanın hayatına elverişli şeraiti haiz olmadan evvel arzda yani şu dünyada idrakli bir mahlukun bulunmuş olduğuna ve o mahlukun hayatına o zamandaki arzın yani yerin evvelki vaziyetleri muvafık ve müsait olduğuna işarettir. Hı hı. Meşhur olan manaya nazaran o idrakli mahluk yeryüzünde gördüğünü kavrayabilen, yorumlayabilen o mahluk cinlerden bir neviymiş. Evet. Cinlerden bir nevi, bir tür imiş. Yaptıkları fesattan dolayı insanlarla mübadele edilmişlerdir. Hazreti Adem yaratılmadan önce demek ki yeryüzünde cinlerden bir taife, bir topluluk yeryüzünde yaşamış. Hı hı. Onların yaşadığı hayat tarzına uygun bir vaziyetteymiştir dünya. Evet. Hatta ilim adamları da diyorlar bir meteor geldi de yeryüzünde işte efendim bütün canlılar öldü. Hı hı. Değil mi? Evet. Hani dinozorlar vardı. Bugün fosillerini buluyorlar evet. falan. İşte toprak altında bulunan, yer altında bulunan işte petroller, organik maddeler mesela işte kömür gibi şeyler hep o canlıların ölmesiyle meydana gelmiştir diyorlar. Evet. Şimdi böyle bir yani bugünkü çıkarttığımız o petrol o dönemdeki canlıların kalıntılarıymış yani. Hmm. Organik maddeler. Şimdi bunu bilim de söylüyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'deki oradaki ifadesiyle insandan önce, Hazreti Adem'den önce, yaratılmadan önce yeryüzünde böyle bir idrakli mahlukun varlığını gösteriyor. O varlık yeryüzünde fesat çıkarttığı için Cenab-ı Hak onları helak ediyor, onların kıyametini koparıyor bir meteorla. Hepsi ölüyorlar. Onun yerine Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve yeryüzünü de onun yaşayabileceği bir tarzda tekrar düzenliyor ve yeryüzüne insanoğlunu yerleştiriyor Cenab-ı Hak. Onların yerine, o idraklı mahlukların yerine geçtiği için insana yeryüzünün halifesi denilmiş. Yani bu manası. Halef noktasında. Halef. Buradan alıyor yani. Hani başta söyledik ya. Evet. Yani birinin yerine geçen, halef olan, vekil olan, birinin yerine geçen kişi dedik ya. Evet. İşte halef bu manada, evet. keli, sözlük manası itibariyle böyle. Hı hı. O idraklı mahlukun yerine insanoğlu gelmiş. Onun için yeryüzü halifesi denemiş. Evet. Bir manası bu ki Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde bir halife yaratacağım. Hı hı. Yani o idraklı mahluku helak ettikten sonra onlara bir halef olarak bir varlık yaratacağım diyor Allah. Bu manada. Ki melekler isyan şey diyor, itiraz ediyorlar. İsyan i̇tiraz değil mi? Ne itiraz ne isyan. Evet. Çünkü kabiliyetleri yok. Hı. Soru soruyorlar. Soru soruyorlar. Yeryüzünde bak isyan da itiraz da ikisi de meleğin yapısına uygun değil. Evet. Böyle bir istidadı yok çünkü. Şimdi soru soruyorlar Cenab-ı Hakk'a. Yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak bir mahluk mu yaratacaksın Allah'ım diyorlar. Soru soruyorlar. Evet. Allah da ne diyor? Sizin bilmediğinizi ben bilirim diyor. Çünkü ben onlardan bir netice bekliyorum. Yaratılma neticesi. İşte yeryüzünün az önce saydığımız özelliklere sahip bir halife. Böyle bir halife yaratacağım. Ki o işte diyor Hazreti Adem'i yarattıktan sonra diyor bunların isimlerini, mahlukatın isimlerini diyor söyle. Ondan sonra hepsini söylüyor. Melekleri Allah'ım diyor senin bize öğrettiğinden başka bir şey bilmiyoruz ki. Yok ki o özellikler, ölçüler vesaireler o isimleri söyleyebilsin, bildirebilsin. Yani kısacası oradaki meleklerin söylediği nokta bu işte yeryüzünde daha önce yaşamış insan veya cin taifesi, yani. İçin söyledikleri şey değil mi? Onları tabii. kastediyorlar tabii aslında. Tabii melekler tecrübeyle biliyorlar. Daha önce burada bir cin taifesi yaşadı, yeryüzünde fesat çıkarttı. Sadece akıl gücüne sahiplerdi onlar. Akılla neler yapmışlar yeryüzünde.
İnsanda hem akıl var, hem kuvve-i şehviye var, hem kuvve-i kadabiye var. Daha fazlası daha var. Onlardan daha fazla fesat çıkartacak. Bak, kan dökecek diyor. Kuvve-i kadabiyeyi gösteriyor. Yani insanoğlunun. İkincisi fesat çıkartacak diyor. Kuvve-i şehviyeyi gösteriyor. Böyle bir varlık mı yaratacaksın diyor. Şimdi yani akıldan fazla diyor. Bir de iki tane duygu var. Kan dökecek ve fesat çıkaracak bir duygu var. Akıl duygusuna ilaveten. Evet. Şimdi böyle bir varlık yeryüzünü ne yapmaz yani? Onları helak ettin Allah'ım. Tekrar böyle bir şey yaratıyorsun. Hikmeti nedir diyor. Biz bilemiyoruz diyor melekler. Allah'a soruyorlar. Evet. Onlar da işte Allah da onlara diyor ki sizin bilmediğinizi ben bilirim. Çünkü sizin yapamadığınız şeyleri o işte hani kan dökecek, fesat çıkaracak o insan yapacak. Evet. Çünkü onun içinden peygamberler çıkacak. Başta peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz olmak üzere. Ondan sonra içinde faziletli insanlar çıkacak. Yani evliyalar, ondan sonra salih insanlar, sıddık insanlar çıkacak. Ve hakikaten sizin bilmediğinizi, yapamadığınızı onlar yapacak. Peki burada Hazreti Adem'in mahlukatın isimlerini sayması haricinde aslında oradaki esma tecellisini de ifadesi söz konusu değil mi? Yani şimdi şöyle düşünün. Yani mesela aşçılık. Bir isim mi? İsim. Meslek isimlerini say mesela. İşte ne bileyim mühendislik. Mesela işte ne bileyim aşık. Mesela işte başka bir şey, başka bir şey. Bu şey isimlerini, meslek isimlerini say. Bu meslek isimlerinden hangi birisini melek bilebilir? Ya hiçbirini bilemez tabii. Marangozluk. Nereden bilsin? Öyle bir istidadı yok ki. Aşçılık. Nereden bilsin? Öyle bir ihtiyacı yok ki. Mesela şoförlük. Hadi nereden bilsin? Öyle bir ihtiyacı yok ki. Bu isimlerin hepsini Hazreti Adem takır takır sayıyor. Ama melekler bilmiyor ki. O istidatlar yok çünkü onda. Olmayan istidatları nereden bilsin melekler? Senin bize öğrettiğinden başka bir şey bilmiyoruz. O istidatları bize de verseydin, biz onları da öğretseydin bize, biz de bilirdik. Ama biz bilemiyoruz diyorlar melekler. İşte insanoğlu yeryüzünün halifesi olarak bu özelliklere sahip. Şimdi İkinci bir nokta kalmıştı. Evet, bir nokta daha var. O da Cenab-ı Hak insan nevini binler nevileri sümbül verecek ve hayvanatın sahip binler nevileri kadar tabakat gösterecek bir fıtratta, bir fabrika ayarında yaratmış. Yani nasıl? Nevi olarak, tür olarak ne kadar türler varsa bu türlerden hepsinden maksut olan yani istenilen sonuçları insandan Cenab-ı Hak alabiliyor. Hepsini insanda toplamış. Evet. Ve aynı zamanda da o binlerce nevilerde gösterdiği o tabakalar var ya, dereceler, onların hepsini gösterecek efendime söyleyeyim derecelere sahip bir varlık insanda var. Hepsini insanda toplamış. Adeta Allah kainatı insanda özetlemiş. Hani bir kitap yazılır. Bu kitabın hülasa bölümü vardır. Bir özet bölümü vardır ya. Evet. Yani bu koca kitap yazdım. Ben bundan maksadım budur dersin. Sonra bir özet bölümü koyarsın hani kitabın. Hülasa bölümü. Veya bir tez yazarsın. Tezin hülasası olur. İşte Allah şu kainatı yaratmış, bu kainattaki işte maksatların hülasası işte demiş insan yaratmış. Onu gösteriyor yani fiilen. Bu demektir. Ve aynı zamanda sair hayvanat gibi kuvalarına, latifelerine, duygularına hat konulmamış, serbest bırakıp hadsiz makamatta gezecek istidat verdiğinden bir nevi iken binler nevi hükmüne geçtiği için değil mi? Sınır konulmamış, şeren konulmuş ama yani İstidat yaratılışta, olur. Fıtratta, fabrika ayarında sınır konulmamış. Hı hı. İstediği kadar şerde gidebiliyor, istediği kadar hayırda gidebiliyor. Evet. Eksiz sonsuzdan artı sonsuza kadar inişler çıkışlar içerisinde. Onun için bütün hayvanlardan, bütün mahlukattan maksat olan o derecelerin hepsini bir tek insanda, insan türünde Cenab-ı Hak gösteriyor. Bir tek kendi evet. Bir nev olabiliyor yani. Neviler oluyor. Neviler oluyor. Evet, yani türler olabiliyor. Mahlukata da zabitlik ediyor. Yani işte hayvanlara çobanlık ediyor. Bitkilere işte efendime söyleyeyim vaziyet veriyor. Evet. Yani bir bakıyorsun bir tarla çiçek tarlası, bir tarla buğday tarlası, bir tarla mısır tarlası istediği şekilde onlara veriyor. Ki hayvanların, bitkilerin tesbih tarzları bunlardır. Evet. Ama o tesbih tarzlarına müdahale ediyor insanoğlu yani. Evet.
İşte hayvanat ve nebatata kumandanlık ediyor, mevcudata arziyeye halifelik etmeye kabil bir vazifede, vaziyette yaratıyor. Ve hakikaten öyle olduğunu ben, yani çok enteresan, böyle zıt iki şey var. Ben diyeyim 4, sen de 5 yaşında bir çocuk. Koca bir deve. Deve de biliyorsunuz yani bir alamet, bir mahluk yani. Koca bir varlık. Yularından tutmuş çekiyor. Tabii deve de inatçı, şey yapıyor, gitmiyor. Çocuk da kızıyor, devenin ayağına böyle şeyiyle, ayakkabısıyla vuruyor. O hayvan azıcık kafasını oynatsa var ya, çocuğu uçuracak ya, 4-5 yaşında bir çocuk yani. Fakat ona hiçbir şey yapmıyor, ayağını kaldırıyor o çocuğa karşı. Ayağını çekiyor, canı yanıyor devenin. Ayağını çekiyor ama ona bir müdahalede bulunmuyor. Ondan sonra da kızarak böyle çekti ve deve onun emrinde, o çocuk önünde, deve arkasında gitmeye başladılar. Dedim ki Allah Allah, hakikaten öyle yani. İnsanoğlu yaratılışta Allah bütün her şeyi onun emrine vermiş yani. Onlara kumandanlık ediyor ya. Evet. Hayvanlara kumandanlık, bitkilere kumandanlık. Mevcudat-ı arziye halifelik etmeye kabil bir vaziyet. Komutanlık yapıyor. Ve hakikaten yeryüzünün halifesi olduğu o insanın gidişatından belli yani. Bu hususiyetleri de kendisine beşik olarak yaratılan küre-i arzda, şu yeryüzünde, yer küresinde istediği gibi insanoğlu tasarruf eder. İşte yeryüzü halifeliği bu. Herhangi bir karanlık bir soru kaldı mı? Yok yani, mahiyetini öğrendik, vazifesini öğrendik bu halifenin. Evet. Sınırlarını da öğrenmiş olduk değil mi? Neler yapabildiğini. Evet. Dolayısıyla bütün çepeçevre öğrenmiş olduk, öğrenmiş aslında. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadeleriyle. Evet. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa aslında vaktimiz de aşmış olduk. Yani benim söyleyeceklerim o kadar. Evet, Allah razı olsun. Kıymetli izleyiciler, bugün Halife-i Arz'ı hazırlamıştık sizler için. Bir başka programda tekrar huzurlarınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olun. Velioğlu Kuyumculuk Kavram Atölyesi'ni sundu.